Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Üstelik piyasaların beklentisi olan 475 bas puanlık faiz arttırımını gerçekleştirdi. Piyasaların beklentisi olan, para piyasalarının ve bankaların yani finans kesiminin beklentisi olan 475 bas puanlık faiz arttırımını gerçekleştirdi. Bakın bunun özellikle altını çiziyorum. Neden altını çizdiğimi bu videoda sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Merkez Bankası faiz arttırımı kararını açıklarken öyle açıklar verdi ki öngörülebilirlik adı altında, bu açıklardan sonra kimse kurun düşmesini beklemesin, kimse reel sektörün ayakta kalmasını beklemesin ve kimse Türkiye ekonomisinin toparlanmasını beklemesin. Çok yakın bir zaman içerisinde büyük bir ekonomik kriz, ardından da büyük bir finansal kriz hepimizi bekliyor ve ne yazık ki bunun bedelini hep birlikte ödeyeceğiz arkadaşlar. Neden mi? Gayet basit. Merkez Bankası faiz arttırımı yaptığı sırada yaptığı açıklamaları şöyle hep birlikte bir göz atalım ve bunların aslında ne anlama geldiğini ve piyasadaki kurtlar tarafından nasıl yorumlanacağına bir bakalım. Ve bu kurtların Merkez Bankası'nı, aynı zamanda Türkiye ekonomisini nasıl köşeye sıkıştıracağına bakalım yakın zaman içerisinde. Diyor ki Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı, parasal duruşun sıkılığı kararlılıkla devam ettirilecek. Şimdi bu şu demek arkadaşlar. Biz dövizi baskılamak için faiz arttırmaya devam edeceğiz. Yani döviz ne kadar yükselirse biz aynı oranda yeni faiz arttırımları yapacağız. Ta ki dövizi tutana kadar ya da dövizi indirene kadar. Peki piyasanın kurtları bunu nasıl okur? Demek ki Merkez Bankası'nın elinde tam da bizim tahmin ettiğimiz gibi kuruş para kalmamış, rezervler negatifte, rezervleri toparlayabilmek için biz ne dersek onu yapacaklar. Biz faiz arttır dedikçe faiz arttıracaklar. Kur yukarıya doğru gidecek, Merkez Bankası faiz arttıracak. Kur yukarıya gidecek, Merkez Bankası faiz arttıracak. Nasıl olsa elinde parası da yok ama bizim elimizde bol miktarda para var. Biz istediğimiz gibi bundan sonraki süreçte faizlerle oynayabiliriz diyecekler. Bu öngörülebilirlik açıklaması değildir. Bu eli açık etmektir. Amerika'daki Fed Başkanı çıkıp böyle bir şey söylese ertesi gün istifasını isterler. Gerçi bizde istifaya gerek yok. Direkt görevden alıyorlar. Veriler enflasyonda kur kaynaklı yükselişi işaret ediyor. Bu kardeşiniz neredeyse 2 senedir bunu söylüyor zaten. Türkiye'de talep odaklı bir enflasyon yok, kur odaklı bir enflasyon var. Bunun temelinde de Türkiye'nin üretimsizliği ve bütün ürünleri yurt dışından ithal etmesi yatıyor diye sizlerle paylaşıyorum, biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı da biz üretmiyoruz, ithalat odaklı bir ekonomiyiz. Bu nedenle kurun her yükselişi enflasyon üzerinde bir baskı yaratıyor ve dolayısıyla enflasyonu engellemek için kuru baskılamak zorundayız. Kuru baskılayabilmek için de biz arka arkaya faiz arttırımları yapmaya devam edeceğiz. Piyasa bizden ne isterse istesin bunu vermeye devam edeceğiz. Yeter ki bunun karşılığında döviz Türkiye'ye girsin, biz de Merkez Bankası rezervlerimizi dolduralım. Yabancının yerinde olsanız siz kuru 7 liradan mı getirip bozarsınız yoksa 15 liradan mı getirip bozarsınız? Tabii ki 15 liradan getirip bozarsınız. Sonrasında da yüksek faiz ortamına sokarsınız. Hem kurun yüksek fiyatından faydalanırsınız hem de yüksek faizden faydalanırsınız. İki kere kar elde etmeye bakarsınız. Hele ki karşınızdaki adam zayıfsa, bu seviyeden dolarınızı getirip bozmak yerine beklersiniz, soteye yatarsınız, Merkez Bankası'nın daha da faizleri yukarıya çekmesini beklersiniz, cari açık üzerinden kur şoku kırılımını yaratırsınız. 1 dolarla 7 lira almak yerine 1 dolarla 15 lira alacaksınız ve getirip onu da yüksek faiz ortamına yatırıp bir de oradan %30, %40, belki %50 faiz alacaksınız. Şimdi bu benim okuduğumu sanıyor musunuz ki piyasanın kurtları okumuyor? Bugün itibarıyla, an itibarıyla piyasa artık Merkez Bankası'nın elini çok net bir şekilde görmüş bulunuyor ve buna göre oyunlarını oynamaya başlayacaklar. Tüm fonlamanın haftalık repodan yapılmasına karar verildi. Acaba yarın öbür gün kur tekrar yukarıya doğru çıkmaya başladığında, kuru faizle engellemeye çalıştığında Merkez Bankası fonlama maliyetlerini acaba yukarıya çekecek mi, çekmeyecek mi? Şu anda politika faizi %15'lerdeyken acaba fonlama faizi
faizini %20'lerin üzerine tırmandırmak zorunda kalacak mı? Bu çok kritik bir meseleyi işaret ediyor arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de reel sektör dediğimiz sanayicinin ya da KOBİ'lerin büyük bir kısmı ya da esnafın büyük bir kısmı kendi öz kaynaklarıyla idare edemiyor. Uzun zamandır banka kredileriyle kendisini döndürmeye çalışıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anki %15'lik fonlama faizi olsa bile %20'ler, %22'ler civarında kredi alması anlamına gelir reel sektörün. Ve reel sektör %22 faiz ödediği an itibarıyla kepenkleri kapatır. Kepenkleri kapatması bir yığın sıkıntıya yol açar. En büyük sıkıntı da işsizlik olacak. Ve tabii ki büyük bir ekonomik krizden bahsediyoruz. İşte ekonomik kriz dememin sebebi oydu. Aynı zamanda büyük bir finansal krize doğru gidecek iş. Bugün gülen, oynayan, alkışlayan, yaşasın diyen bankacılık sistemi alacaklarını tahsil edememeye başladığında, kredi batıkları her geçen gün biraz daha artmaya başladığında, çünkü batmış adamdan siz kredi tahsil edemeyeceksiniz. Büyük bankacılık batıkları anlamına gelecek bu. Bu da finansal krizi işaret edecek. Bir taraftan cari açık, bir taraftan bankaların batıkları, öbür taraftan arka arkaya iflas açıklayan reel sektör temsilcileri. Ve bütün bunları görüp sürekli olarak elini ovuşturan finansal kurtlar, yurt dışındaki finansal kurtlar. Akın akın yabancılar geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelmişler. Getirdikleri para 600 milyon dolar arkadaşlar. Bakın getirdikleri para bu. Türkiye'nin ihtiyacı olan para yakın vadede 182,5 milyar dolar sadece dış borçla. Aynı zamanda 46 milyar dolarlık cari açığı var. Yani devede kulak bile değil. Devam edelim. Bakın Naci Ağbal başka neler söylemiş. Net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılanmasına karar verildi diyor Naci Ağbal. Bir kez daha yüksek faizi işaret ediyor. Çünkü rezervde dolar olmadığı için demek ki dolar satarak ya da kamu bankalarına dolar sattırarak bunun önüne geçmeleri mümkün değil. Kuru baskılamak için öyle ya da böyle faiz enstrümanını kullanacaklar ve bu faiz enstrümanı da ne yazık ki Türkiye'yi büyük bir faiz sarmalına sokacak. Bir sonraki aşamada da çok ciddi bir devalüasyonist etki, ekonomik kriz ve finansal kriz bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Türk lirasındaki değer kaybı, gıda beklentilerindeki bozulma enflasyonu olumsuz yönde etkiliyor. Neden? Gıdamızı bile yurt dışından ithal ediyoruz da ondan arkadaşlar. Türkiye bu kadar ithalata bağımlıyken, Türkiye daha da ithalata bağımlı hale getirilirken bu kararla birlikte acaba cari açığın patlamasının önüne nasıl bir engel oluşturulacak ve cari açık patladığında bizimkiler ekonomik krizi ve finansal krizi nasıl engelleyecek ve ekonomik kriz ve finansal kriz arka arkaya gerçekleştiğinde acaba kur şokunun önüne nasıl geçecekler? Bütün bunların cevabı yok. Arkadaşlar size iki örnek vereceğim. Bunlardan birisi Soros örneği, öbürü 5 Nisan kararları örneği. Soros'u Soros yapan İngiltere'nin Merkez Bankası'nın ve İngiltere'nin ekonomi yönetiminin o günkü basiretsizliğidir biliyor musunuz? O dönemde İngiltere Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi çok kararlı bir şekilde sterlini güçlü tutacağız diyor. Güçlü sterlin, güçlü İngiltere diyor. Aynı bugün bizim söylediğimiz gibi. Ve onun sonrasında Soros diye bir abimiz çıkıyor. Öyle mi kardeşim diyor. Öyle bir baskı oluşturuyor ki Merkez Bankası üzerinde bir hafta içerisinde yerle bir ediyor Merkez Bankası'nın tüm kaynaklarını ve bunun sonrasında da sterlin öyle bir değer kaybına uğruyor ki tarihte görülmemiş bir şey ve bunun işe yaramaz bir yöntem olduğunu, para politikalarıyla sadece işi yönetmeye çalışmanın ne kadar büyük bir hata olduğunu o gün görüyorlar ve ona göre tedbirler alıyorlar. İngiltere esas büyük kalkınmasını o zaman yapıyor. İkinci örneğe gelelim. 5 Nisan kararları. Türkiye'de yine para politikalarıyla Türk lirasını güçlü tutmaya çalışan bir yönetim, tamamen tuzağa düşürülmüş bir ekonomi yönetimi ve bunun sonrasında 5 Nisan kararları ve büyük bir devalüasyon, yüksek bir faiz ortamı ve reel sektörde arka arkaya gelen batıklar. Bu mayanın tutmadığı geçtiğimiz dönemde çok net bir şekilde görülüyor. Ve Merkez Bankası aynı hatayı göz göre göre iş bilmezlik nedeniyle, bakın altını çizerek söylüyorum, iş bilmezlik nedeniyle bir kez daha gerçekleştiriyor. Ne yazık ki
Türkiye ekonomisi işin içinden çıkılamaz bir hale sokuluyor şu an itibarıyla. Ha bundan geri dönüş var mı? Yok arkadaşlar. 475 bas puanlık faiz arttırımı ve bu açıklamalardan sonra ve elinizi bu kadar açık ettikten sonra geri adım da atamazsınız. Sizinle çocukla oynar gibi oynarlar. Bakın bu dediklerimin nasıl çıktığını göreceksiniz. Çok yakın zaman içerisinde doları 7.95-8.40 seviyelerinde göreceğiz. Hiç şaşırmayın. Faiz arttırımına rağmen nasıl kur yükseliyor demeyin arkadaşlar. Türkiye'de bu kadar yapısal bozukluklar varken, dış borç boğazımıza kadar dayanmışken, cari açık uçup gitmişken, Merkez Bankası'nın rezervlerinin boşaldığı, Merkez Bankası Başkanı tarafından resmen itiraf edilmişken, Türkiye'nin ekonomisinin ithalata bağlı bir ekonomi olduğu ve bunun da enflasyon üzerinde çok ciddi bir baskı yarattığı yine Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi tarafından itiraf edilmişken bundan dönüş yok. Ve ne yazık ki bunun bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Bugün dolar düşecek galiba, dolar bundan sonra hep düşecek, yaşasın falan diye sevinenler var ya, işte onlar bunun bedelini işsizlikle ödeyecekler, gelirsizlikle ödeyecekler, fakirlikle ödeyecekler arkadaşlar. Türkiye ekonomisindeki yanlış yönetimler daha da büyük yanlışlarla ne yazık ki devam ettiriliyor. Düşük enflasyon ortamının sağlanması makroekonomik istikrarı olumlu etkileyecek diyor Naci Ağbal ve artan iç talep ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkiliyor diyor. Arkadaşlar makroekonomik sıkıntılarımız ne? Başta cari açık biraz önce söyledim. Sonrasında ne? Dış borç, kısa vadeli dış borç ve aynı zamanda işsizlik, aynı zamanda reel sektörün büyük çıkmazı, finansman bulamaması, bu faizlerle bile kendisini döndüremiyor olması, bütçedeki kara delik, bütün bunlar Türkiye'nin makroekonomik sıkıntıları. Sadece enflasyonu düşürerek ya da kuru baskılayarak bu işin olmayacağını 2 senedir öğrenemedik mi? 2 senedir kuru baskılamak için Merkez Bankası rezervlerinin tamamen boşaltılmış olduğunu görmedik mi? Hala aynı yöntemi izleyerek bu işin içinden çıkmak mümkün mü olacak? Üstelik bir de yüksek faiz ortamına girmişsiniz. Şimdi soruyorum size, cari açığın temel sebebi ne? 2 senedir kurun baskılanmaya çalışılması, kurun düşük tutulmaya çalışılması. Kur düşük tutulmaya çalışıldıkça ithalat patlıyor, İhracat düşüyor. İthalatla ihracat arasındaki makas açılıyor ve bu büyük bir cari açığı beraberinde getiriyor. Turizm gelirleriniz düşüyor, işçi döviz gelirleriniz düşüyor, yurt dışı inşaat gelirleriniz düşüyor. Bakın size iki örnek vereyim. Birincisi yurt dışı müteahhitlik gelirlerimiz düşmüş, ikincisi Balkan ülkelerine olan ihracatımız %7,5 oranında düşmüş arkadaşlar. Bakın bu karar İhracatçıyı bitirecek, Türkiye'de üretim yapanları bitirecek, KOBİ'leri bitirecek, esnafı bitirecek, işsizliği patlatacak. Sadece 1-2 tane ithalatçı belki bu işten kısa vadede kar elde edeceğini düşünecek ama onları da bitirecek. Çünkü kur dengesizliklerini devam ettirecek. En önemlisi ne biliyor musunuz? Bugün alkış tutan, çok sevinen bankacılık sistemini bitirecek arkadaşlar. Bankacılık sistemi alacaklarının hiçbirini tahsil edemez hale gelecek. Devlet bütçe açığını daha da büyütür hale gelecek. Nerede mali istikrar, nerede finansal istikrar, nerede ekonomik istikrar sizlere soruyorum arkadaşlar. Dönelim rakamlara bakalım bu koşullar içerisinde. Bakın dolar bu karar açıklanmadan önce 7.70 seviyesindeydi arkadaşlar. Aynen dünkü videomda sizlere söylediğim gibi 7.70'den 7.50'ye kadar gevşedi. Hatta 7.51'e kadar gevşedi faiz kararı sonrasında. Ardından tekrar kendisini 7.63 seviyesine kadar yükseltti. Şu sıralarda da 7.57'lerde geziyor. Yarın tekrar 7.70 seviyelerini göreceğiz. Kimse şaşırmasın. Sonrasındaki ilk hedefimiz 7.95 olacak. Bir sonrasındaki ilk hedefimiz de geldiği nokta olan 8.50-8.60 aralığı olacak. Kimse şaşırmasın arkadaşlar. Bakın hem de çok hızlı bir şekilde 8.50-8.60 seviyesine geldiğini göreceğiz kurun. Çünkü yeni bir faiz beklentisi yaratmak için piyasa kurtları tekrar kura yüklenecekler. Merkez Bankası bu kadar açık verdikten sonra ben olsam ben de kura yüklenmeye devam ederim. Yerliler panik yapanlar dışında, evet panik yapan bir kesim dışında kimse dolardan, eurodan, sterlinden çıkmayacak. Aksine
alımlarını arttırmaya devam edecekler. Bakın geçen hafta kur düşmesine rağmen 3.2 milyar dolar daha artmış mevduatlar ve döviz altın mevduatları 224 milyar dolara gelmiş. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Altındaki geri çekilmeyi de çok önemsemeyin. Ons geri çekilmesini yarın bununla ilgili çok ayrıntılı bir video paylaşacağım sizlerle. Altının onsunun neden büyük patlamalarla, büyük yükselişlerle karşımıza çıkacağını anlatacağım sizlere. Piyasa kurtları aynı zamanda yurt dışında altın üzerinde de çalışıyorlar. Orada da altını topluyorlar. Hiç kimse merak etmesin. Gelelim Euro'ya. Euro da 9 liranın altına düştü ama çok hızlı bir şekilde tekrar 9 liranın üzerine çıkacak. Hatta 10 liranın üzerine çıkacak. Keza sterlinde de benzer hareketleri göreceğiz arkadaşlar. Faiz %14'leri zorladı. %14'ün üzerine çıktı. Şimdi %13.97 seviyesinde %16'lara hazır olun, yükseliş eğilimi devam edecek. Çünkü piyasa faizi bu tedirginliklerle bu seviyede kalamaz arkadaşlar. Hele ki politika faizinin bu seviyede olduğu ortamda hiç bu seviyede kalamaz. Onu da özellikle belirteyim. Altının onsu 1862 dolar seviyesinde çok yakın zaman içerisinde. Altının yeni rekorların altına imza attığını göreceğiz. 2100'ü kırıp 2300 hedefine doğru gittiğini göreceğiz altının onsunun ve buna bağlı olarak da gram altının hem Türkiye'de kurun yükselişine bağlı olarak hem de yurt dışında onsun yükselişine bağlı olarak 600 liraları zorlamaya başladığını göreceğiz. Ne yazık ki Türkiye'de çok büyük bir hata yapıldı. Bu faiz arttırımı kuru durdurmayacak, kurun yükseliş eğilimini daha da hızlandıracak ve devalüasyonist etkiyi de daha da hızlandıracak. Türkiye çok ciddi bir faiz sarmalına, yüksek enflasyon ortamına ve yüksek kur ortamına bu kararla birlikte sokulmuştur. Bu dediklerimin hepsinin çok yakın zaman içerisinde çıktığını hep birlikte göreceğiz ve şahit olacağız. Bunun yarattığı sıkıntıları da ne yazık ki hep birlikte ödemek zorunda kalacağız arkadaşlar. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.